Ramazan ayına sayılı günler kala kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Manav, kalp hastalarına Ramazan ayında nelere dikkat etmesi gerektiklerini ve nasıl beslenmeleri gerektiğini bizlere anlattı. Hocam, Ramazan ayında kalp hastaları nelere dikkat etmeliler, nasıl beslenmeliler? Evet, Ramazan ayı yaklaşıyor. Hastalarımız da bize bu dönemde sık sık soruyorlar. Ben kalp hastasıyım, oruç tutabilir miyim? Bu dönemi nasıl geçirmem gerekiyor diye. Öncelikli olarak orucun kalp damar hastalığı üzerine etkilerinden bahsedeyim. Sağlıklı insanlarda yapılan çalışmalarda orucun kolesterol düzeylerini azalttığı, insülin direncini azalttığı, tansiyon düzeylerini iyileştirdiği, ayrıca ruhsal bir rahatlama nedeniyle depresyonu da azalttığı gösterilmiş. Peki kimler oruç tutabilir? Kimler oruç tutması sakıncalıdır? Özellikle yakın dönemde kalp damar hastalığı geçirmiş kişiler, dirençli hipertansiyonu olanlar, yani çok sayıda tansiyon ilacıyla tansiyonu kontrol altına alınan insanlar, ileri derecede kalp yetersizliği olan hastalar, yoğun idrar söktürücü tedavi kullanan hastalar, tansiyon düşüklüğü olan hastalar, bu hastaların oruç tutması biraz sakıncalı. İftarda ve sahurda nasıl beslenmeliler? Evet, öncelikli olarak tüm vatandaşların da kalp hastalarının da sıvı tüketimine bu dönemde dikkat etmesi lazım. Su içmesini normal zamanlardaki gibi özellikle sahur ve iftar aralarında bol su ve sıvı tüketmeleri lazım. Ayrıca sahurda ve iftarda çok yağlı yemekten ve aşırı yemekten kaçınmaları gerekiyor. Özellikle çok uzun süre tok tutan lifli gıdalar, glisemik indeksi düşük gıdalar, bu gıdaları tüketmeleri lazım. Yani neleri? Hamur işlerini, makarnayı, pirinç gibi ya da tatlı, meşrubat gibi şeyleri tüketmemeleri lazım. Daha çok sebze, meyve, protein ağırlıklı beslenmeleri lazım ki uzun süre tok kalabilsinler bu dönemde. Ramazan ayı boyunca hastalara ya da kalp hastalarına neler önerirsiniz? Öncelikli olarak kalp hastalarının oruç tutup tutamayacaklarıyla alakalı hekimlerinden bir görüş almasını tavsiye ediyorum. Ayrıca ilaç kullanan hastaların ilaç düzenlenmesi, ilaç saatleri ve dozlarıyla alakalı yine aynı şekilde uzmandan bir yardım almasını tavsiye ediyorum. Ayrıca günde tek ilaç kullanan hastaların sabah ya da akşam sahur ve iftar vakitlerinde ilaçların düzenlenmesi ve kullanmasının ayarlanmasını tavsiye ediyorum. Ayrıca kan sulandırıcı kullanan hastaların uzun oruç süreleri nedeniyle ilaç etkilerinin azalmaması için doktorundan, hekiminden bir görüş alması önemlidir.